Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliği de son derece dikkat çekiciydi. Yüce Rabbimiz cömert olunuz. Zira ben cömertim, cömert olanları severim. Yine günümüz insanlardan örnek verecek olursak bu zafiyeti her zaman olduğu gibi yine sohbetlerde kulak misafir olduğumuz insanlardan da duyuyoruz. Şahit olduğumuz olaylardan, gözlemlediğimiz olaylardan da hemen bu çıkarımda bulunabiliyoruz. Sanki verdiğimiz zaman zekat olsun, sadaka olsun, fitre olsun, yardım olsun, bağış olsun bunlar verdiğimiz zaman sanki cebimizden bir şey eksiliyormuş gibi, malımız eksiliyormuş gibi düşünüyoruz. Zira ne kadar verilirse, ne kadar cömert olunursa genişlemesi, imkanlarımızın sahip olduğumuz maddi imkanların da o ölçüde genişleyeceğini, büyüyeceğini bilmemize rağmen verdiğimiz zekatların ve fitrelerin sanki bizim malımızdan bir eksiltmeye yol açtığını düşünerek daha az verme yolunu seçiyoruz. Sonra ömrümüzün bereketinin kaçtığını görüyoruz, rızkımızın daraldığını görüyoruz. Bu nedendir diye sorguladığımızda da bazen cevabını kendimiz bulabiliyoruz, bazen de bulamıyoruz. Orada o sıkıntının içerisinde boğuşup duruyoruz. Efendimizin cömert konusunu. Efendimizin dediğimiz gibi birçok yönü olduğu gibi Efendimiz cömert idi. Kendisi fakir bir insandı ama kendisine gelen ne varsa onu kendinden daha muhtaç olanlara takdim ederdi. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Bu yönüyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanların gönlüne taht kurmuştu. Efendimiz'e çeşitli hediyeler geliyordu, ganimet malları geliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok zengin bir pozisyonda yaşayabilirdi, krallar gibi yaşayabilirdi. Hatta bir gün Hazreti Ömer Efendimiz, Efendimizin bir hasır üzerinde yattığını, hasırın izlerinin Efendimizin vücuduna çıktığını görünce gözyaşlarını tutamıyor. Ya Resulallah, krallar, kisralar saraylarda yaşarken, bolluk bereket içerisinde yaşarken, kainat sizin yüzünüz suyu hürmetine yaratılan bir insan olarak siz hasır üzerinde yatıyorsunuz diye ifade ettiğinde, ya Ömer, dünya onların olsun, ahiret bizim olsun diyor. Efendimiz yaşatmak için geldiğinden dolayı adeta kendisi yaşamamış. Hani şöyle bir söz vardır. Yemek için mi yaşamak, yaşamak için mi yemek? Yaşamak için çok az yiyordu Efendimiz aleyhisselam. Yaşamak için belki tesettür için giyiyordu. Fakat kendine gelen bütün malları, eşyaları fakir, ihtiyacı olan insanlara dağıtıyordu. Örnekleri çok. Efendimizin en cömert olduğu zaman Ramazan ayıydı özellikle. Ramazan ayında cömertliği ikiye katlanırdı. Günümüz insanı da Müslümanları da hayır hasenat yaparken Ramazan içerisinde yapmaya çalışır. 365 gün biz hayır hasenat yapacağız, cömertlik yapacağız. Fakat Efendimizin o dönemde biraz daha hassasiyet göstermesi, daha fazla ikiye katlaması vesilesiyle Ramazan'ı daha çok tercih ederlerdi. Özellikle Huneyn vakası bu hususta bize çok büyük fikir vermektedir. Efendimizin dünya için, mal için dünyayı dava etmediğini, dünyayı düşünmediğini anlama açısından söylüyorum. Huneyn'de birçok ganimet elde edilmişti. Yüzlerce, binlerce deve, koyun, eşya alınmasına rağmen Efendimiz Mekke'nin yeni Müslüman olmuş insanların özellikle o ganimet mallarını paylaştırarak onların da kalplerinin İslam'a ısındırılması adına gayret etmiştir. Hatta sahabeden, o zaman daha yeni sahabe olmuş, yeni Müslüman olmuş fakat iman içerisinde tam işlememiş. Şöyle bakıyor, vadide 300-500 bin tane belki koyun var. Diyor ki, bu zat peygamber olsa bu koyunları bana bağışlar diye aklından geçirirken Efendimiz o koyunlara baktığını görüyor ve diyor ki, şu görmüş olduğun koyunlar senindir, bu vadideki koyunlar. O zaman içine tasdik ediyor. Diyor ki evet Allah Resulüsün diyor. Ve tasdik ediyor Efendimiz'i. Bu insanlar belki bu mallar almışlar ama onlar da Efendimiz'den görmüş oldukları o modelden dolayı kendileri o malları infak etmişler daha sonra. O malları Allah ve Resulü'nün yolunda kullanmışlardır. Efendimiz ihtiyaçlı olduğu halde bu davranışları sergilerdi. İhtiyaç fazlası olan bir şeyden vermek ayrı bir şeydir. İhtiyaçlı olduğu halde bir şeyi infak etmek daha ayrı bir şeydir. Kendi ihtiyaçlı olduğu halde kardeşini düşünme, İsa ruhuyla hareket etme Efendimiz de zirvededir. Onun ashabı da aynı şekilde o işi yapmışlardır, zirveyi yakalamışlardı. Başta Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf gibi sahabe efendilerimiz de infak kahramanı olmuşlardır, cömertlik kahramanı olmuşlardır. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisini takip ederseniz, hangisinin yolundan giderseniz kurtuluşa erersiniz gibi bir konu da var biliyorsunuz. Konuyu açıyor. Belki biraz daha aklıma geliyor konular. Tebük seferi var. Meşhur, bilinen bir husustur. Bizans'a karşı bir sefer yapılacak. Yaz dönemi, meyvelerin olgunlaştığı bir dönem. Orada bir himmet yapılması lazım tabir yerindeyse. Ashabın mal ve mülküne müracaat ediliyor. Mallarına müracaat ediliyor. Silahtır, askerin yola teçhizatıdır, yeme içmesidir vesaire. Efendimiz anlatıyor. O döneme kadar böyle bir şey olmamış. Hatta hiçbir peygamberde de belki böyle bir vaka olmamış. Bekir Efendimiz anlıyor. Bir himmete müracaat ediliyor. Efendimiz anlatıyor ama böyle bir şey olmadığından dolayı da anlayamıyorlar ilk başta. Hazreti Ebubekir Efendimiz gidip evinde ne varsa bir hasıra, bir kilime sarıp getirince sahabe efendilerimiz anlıyor ki bir himmete müracaat ediliyor. Ve netice Hazreti Ömer'in malının yarısını getirmesi, Abdurrahman bin Avf'ın üçte birini getirmesi gibi bir bakıyorsunuz sahabe efendilerimiz ciddi manada gayret etmişler. O cömertliğe, cömertliğe karşılık vermişler. Ve hatta çok enteresandır bu da sahabenin fakir olanları, gariban olanları
gidip çarşıda, pazarda odun satarak, hamallık yaparak kazanmış oldukları 3-5 kuruş artık onları getirip o örfaneye iştirak ettiklerinde münafıklar bunu dillerine dolamaya başlıyorlar. Diyorlar bunlar gösteriş yapıyor şu bu. Ayet-i Kerime geliyor. Hem münafıkların bu yalanlarını, bu iftiralarına cevap veriyor. Hem de o sahabe efendilerimizin Allah katında çok büyük değere sahip olduklarını ifade ediyor. Aleyhissalatü vesselam her davranışında birinci derecede yakınlarına şunu vereyim, bunu vereyim, onlara çok müreffeh bir hayat yaşatayım yapmamış. Hep böyle gariban insanları gözetmiş. Meşhur hadisedir. Seferde bir savaşta esirler alınıyor. Hazreti Fatıma validemiz de kızı, biricik kız efendimizin su taşımadan omuzları yağır olmuş. Su taşınıyor. Kuyudan su getiriliyor, su çekiliyor. El değirmeniyle un öğütülüyor. Zilal Efendimiz diyor ki babana söyle diyor, Resulullah'a söyle. Bir tane hizmetçi versin veya bir iki tane hizmetçi versin. Sen de bu yüklerini hafiflemiş olur. Neyse Hazreti Fatıma validemiz babasına müracaat ettiğinde Efendimiz diyor ki sen şimdi evine git, ben sana uğrayacağım diyor. Ben sizin yanınıza geleceğim. Akşam olunca Efendimiz Aleyhisselam evine varıyor. Hatta kalkacak gibi oluyor, yatmışlar. Aralarına giriyor. Dizlerinin soğukluğu diyor. Göğsümde hissettim diyor Hazreti Fatıma. Kızcağızım diyor. Sana diyor öyle bir şey öğreteceğim ki sen bunu yaptığın zaman bu hizmetçiden de dünyanın malından da mülkünden her şeyden hayırlı bir şey öğreteceğim ben diyor. Ne olur diyor bunu yapın diyor. Başka bir şey istemeyin. Öğreteceğim şey şu, yatağa girdiğiniz zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber deyin diyor. Bu diyor hizmetçiden, şundan, bundan, her şeyden hayırlıdır. Ve bundan şunu anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam yakınlarına bir cömertlik yapayım, yakınlarımı bu noktada kayırayım gibi böyle bir şeye girmemiş ve sahabenin fakir olanlarına, ihtiyacı olanlarına yardımlarını esirgememiş. Efendimizin bu davranışları da bize bir örnek olma açısından çok önem arz ediyor. Efendimiz böyle bir şey yapmış olsaydı insanlar ne diyeceklerdi? Hazreti Muhammed yakınlarını kayırıyor diyeceklerdi. Efendimizin bu davranışlarından dolayı insanlar ne yapıyorlar? Hayatını araştırdıklarında görenler o modeli Efendimiz'i modelliyorlar ve Efendimizin getirdiği hakikatlere evet diyorlar. Şimdilik bizden bu kadar diyoruz. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.